Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank çip para internet alışverişinde nasıl kullanılır? Akbank çip para, Trendyol, yol, yemek sepeti, neon bir hepsi burada, Carrefour'sa, Amazon gibi internet alışverişlerinde çip paramızı nasıl kullanabiliriz? Bunu göstereceğim. Artık tüm harcamanızı çip paralarınız ile ödeyebilirsiniz. Akses'in çip para ile öde ürün özelliği ile dönem içinde yer alan harcamalarınızı yüzden ve Akbank mobil kanallarından birikmiş kaybolmayan çip paralarınız ile ödeyebilirsiniz. Çip para ile öde özelliğini kullanabilmek için tek yapmanız gereken Cüzdan ve Akbank Mobil'de Akses Kredi Kartınızın dönem içi harcamalarınızın yanında yer alan çip para ile öde butonuna dokunmak. Toplam çip paramız 265 lira 5 kuruş. Kazandığımız çip paranın 230 TL'si kredi kartında, 35 TL'si ise banka kartında. Dördüncü ayın ikisi 1500 TL'lik Carrefour'sa internet alışverişi yaptık ve 100 TL çip para kazandık. 2 gün sonra çip paramızı kullanacağız. Öncelikle en alt sağ köşede kartlar yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada kredi kartımız ve 230 TL çip paramız mevcut. Taksitli avansımızı da ödeyebiliriz ama taksitli avansımızın ekstreleşmediği için 4. ayın altında ekstreleşecek. Eğer ekstreleştiyse taksitli avansta da çip para ile öde özelliğini kullanabilirsiniz. Carrefoursa online alışverişi çip para ile öde sekmesine dokunuyoruz. Çip paramızı kredi kartı borçlarında kullanabiliyoruz. Kredi kartı ödemelerinde kullanabiliyoruz. Banka kartı ile çip paranızı internet alışverişinde kullanamazsınız. Sadece A101 Şok, Carrefour, Migros gibi fiziki mağazalarda çip paralarınızı kullanabilirsiniz. 1590 TL 50 kuruş. 230 TL çip para ile ödenecek tutar. Yani 1590 liralık kredi kartı borcumuzun 230 TL'sini ödediğimizde 1360 TL borçlanmış olacağız çip para ile öde diyoruz. İşlemini devam etmek için Akbank mobil şifreni gir. Şifremizi girdik. Ödemeni başarıyla gerçekleştirdim. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar çip paralarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca Akbank banka kartınızdaki biriken çip paranızı Akbank müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartı bölümüne aktarıp kredi kartı borçlarınızı da ödeyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.